Değerli izleyicilerimiz, şimdi ikinci panelimize geçiyoruz. Dönüşüm nasıl olacak başlıklı panelimizin moderatörü Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Aynur Eray olacak. Konuşmacılarımızı tanıtıyorum. Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Profesör Doktor Volkan Ediger, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Sayın Doktor Abdullah Buğrahan Karabeli, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Sayın Bülent Şen, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Müdürü Sayın Profesör Doktor İlhan Kocaarslan olacak. Şimdi ben sözü Sayın Eray'a bırakıyorum. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Değerli izleyiciler ve kıymetli panelistler, Küresel Umut Festivali kapsamında gerçekleştirilen Temiz Enerji Webinar serisinin Dönüşüm Nasıl Olacak paneline hoş geldiniz. Ben birazcık Hacettepe Üniversitesi'ndeki merkezimizden bahsetmek istiyorum. Yeni ve Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi. Şu an aramızda olmayan ama bu merkezin kurulmasında ve Türkiye'de temiz enerjinin gelişmesinde, toplumun bilinçlendirilmesinde çok büyük katkılar sağlayan değerli hocam Profesör Doktor Demir İnan'ı da saygı ve özlemle anmak istiyorum. Onun gösterdiği yol doğrultusunda amaç ve hedeflerle merkezimizde çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz. Bugünkü panelimizin ana teması dönüşüm nasıl olacak? Temiz enerjiye dayalı bir sistem nasıl kurulacak? Bu bağlamda çok değerli panelistlerimiz var. Konularında uzman panelistlerimiz. Profesör Doktor Volkan Ediger, Doktor Abdullah Buğrahan Karaveli, Profesör Doktor İlhan Kocaarslan ve Bülent Şen. Panel süremiz 60 dakika ve 2 oturum şeklinde gerçekleştireceğiz. Ben ilk sorumu Profesör Doktor Volkan Ediger'e yöneltmek istiyorum. Sayın hocam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezunsunuz ve doktora derecenizi Penn State Üniversitesi'nden aldınız. Mesleki şantınıza baktığımızda da endüstri, devlet ve üniversitedeki eş zamanlı görevleriniz göze çarpıyor. Şimdi bunca yıllık deneyim ve tecrübelerinizden yararlanarak sizi sormak istediğim ilk soru, önümüzdeki dönemde hangi ülke hegemonik güç olacak ve onun enerji kaynağı ne olacak? Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim Aynur hocam. Şimdi fazla vaktimiz yok, onun için süratle başlayalım. Şimdi iki şeyi bir tarif etmek lazım. Hegemonik güç nedir? Bir de temel enerji kaynağı, yani o dönemde kullanılan dominant enerji kaynağı nasıl belirlenir? Hegemonik güce baktığımız zaman hegemonik güç dünyanın lider ülkesi demektir. Bunun için bir takım şartlar gerekli tabii. Dünyanın en büyük ekonomisi sizin ekonominiz olmalı. Dünyadaki en önemli bilim ve teknoloji merkezleri sizde olmalı. Ve sanat konusunda ve diğer soft power dediğimiz daha yumuşak güç açısından dünyanın en önemli gücü olmalısınız. Bir de tabii bütün bunların yaptırım gücü olması açısından askeri gücünüzde en büyük devlet olmalı. Şimdi günümüzde buna baktığımız zaman bunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görüyoruz. Ama tarih boyunca incelersek bunun çeşitli ülkelerden birbiriyle geçişli bir şekilde belirli dönemlerde bazı ülkelerin yaptığını biliyoruz. Örneğin Amerika'dan önce iki dönem İngiltere, yani Büyük Britanya İmparatorluğu yapmıştı. Ve bu biraz önce bahsettiğim hegemon güç olabilmenin şartlarından bir tanesi de özellikle endüstri devriminden sonra mevcut enerji kaynağına hakim olmak geliyor. Eğer bir hegemonik güç o dönemin en fazla kullanılan enerji kaynağına hakim değilse hegemon güç olma özelliğini çok fazla koruyamıyor. Şimdi gelelim enerji kaynaklarına. Enerji kaynakları da biliyorsunuz insanoğlu ilk defa aşağı yukarı 1 milyon yıl önce ateşi keşfetmesinden sonra odunu yakarak, yani yenilenebilir enerji ağırlıklı bir sistemle başladı. Daha sonra bu odunun egemenliği sanayi devriminden sonra
yerini kömüre bıraktı. Çünkü kömür oduna göre çok daha fazla kalorifik değeri vardı ve çok daha kullanışlı bir yakıttı. O zaman metalleri eriterek makine yapımı için gerekli olan demirin eritebilmesi için de kömür gerekliydi. Ve aynı zamanda bu makinaları da çalıştıracak bir enerji kaynağı lazımdı ki o da daha yüksek kalorifik değeri olması bakımından kömürdü. Bundan sonra kömür yerini petrole, petrol de doğal gaza devretti. Şimdi bütün bu enerji geçişlerine baktığımız zaman temel dinamiklerden birincisi kalorifik değerinin giderek daha artmış olması lazım. Biliyorsunuz odunun aşağı yukarı 1000 kilokaloridir. Bir kilogramını yaktığımız zaman elde edilen ısı miktarı. Bu kömürde 6000'e özellikle maden kömüründe, bitümlü kömür dediğimiz maden kömüründe 6000'lere çıkar. Petrolde 10.000 civarındadır. Gazda ise 10.000'i geçer, 11.000 civarındadır. Bir ikincisi içindeki katı, sıvı ve yakıta doğru geçişte hidrojen oranı arttığı için havada daha bir temiz enerji yakıtıdır. Biliyorsunuz yaktığımız zaman bu fosil yakıtları özellikle yakma işlemi demek, oksijen verme demek. İçindeki karbonla birleşip karbondioksit emisyonunu salar ve karbondioksit emisyonu da hepimizin bildiği atmosferdeki karbondioksit oranının artması sera gazı etkisiyle beraber iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Ve kömürün azalıp hidrojenin artması da daha çok bu daha temize doğru bir gidiştir. Bir diğer önemli özellik de daha pratik bir olması lazım. Yani kömürden ziyade petrolü yakmak hem taşıma hem ulaşım hem yakma itibariyle daha avantajlıdır. Gaz ise en iyisidir bunların içinde. Fakat şimdi bütün bu geçiş dönemlerinin çok önemli bir geçiş dönemini yaşıyoruz. Bu yaşadığımız geçiş dönemi artık fosil yakıtların tamamından vazgeçip daha temiz, yeşil, yenilenebilir kaynaklı yani sürdürülebilir bir enerji sistemine doğru geçişi yaşıyoruz. Ve bu geçiş dönemlerine baktığımız zaman geçmişteki bütün geçiş dönemleri ben birkaç tanesini inceledim, birkaç tane de makalem var o konuda, hep sancılı olmuştur. Çünkü mevcut sistemde o dominant enerji kaynağı neyse ona en fazla sahip olan ülkeler ve ondan nemalanan şirketler ki kömür çağının en dünyadaki en büyük şirketleri kömür şirketleriydi. Petrol çağında, petrol ve doğalgaz çağında içinde bulunduğumuz çağda ise dünyanın en büyük şirketlerin sadece enerjiden bahsetmiyorum. Bütün şirketlerin en büyüklerine baktığımız zaman 10 tanesine bakarsak bunun 6-7 tanesinin enerji şirketi olduğunu görüyoruz. 5 tanesi de petrol şirketi zaten. Yani bu kadar çok parası olan, maddi gücü olan, lobi gücü olan bir şirketin artık bunu üretmekten vazgeçmesini de beklemek çok mümkün değil. Şimdi ben hep söylüyorum 1 milyon dolarlık soru diye ona aslında trilyon dolarlık demek lazım belki. Çünkü önümüzdeki dönem bu geçiş döneminden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemon güç olma özelliğinin giderek zayıfladığını da biliyoruz. Artık Amerika Birleşik Devletleri bu gücü başka bir ülkeye devredecek mi? Yoksa İngiltere'nin olduğu gibi bir dönem daha hegemon güç olmaya devam edecek mi? Bu çok önemli bir soru. Bunun hala sancılarını yaşıyoruz. Dünya genelinde baktığımız zaman global olarak gördüğümüz özellikle bizim coğrafyada çünkü enerji yoğun bu coğrafyada işte bir sürü Arap Baharı'dır, Büyük Ortadoğu Projesi'dir gibi filan olayları Amerika'nın Irak'a işgali gibi olaylara baktığımız zaman bu coğrafyanın çok önemli olduğunu ve bu sancıların aslında bu dönüşümle alakalı olduğunu izlemek çok mümkün. Dolayısıyla dediğim gibi kim olacak bu yeni devlet? Bir örneğin Çin bir alternatif dünyadaki en büyük enerji tüketen ülke haline geldi. Amerika'nın 100 yıllık tahtından etti. Artık 8-10 yıldır dünyada en fazla enerji tüketen ülke Çin. Yenilenebilir enerji kaynaklara bakarsak en fazla bu işin teknolojisini geliştiren, kendi ülkesinde ve diğer ülkelerde bunu kurulu güce sahip olan ülke de Çin. Ama diğer bahsettiğim özelliklerde yani en büyük ekonomiye sahip olması, en büyük askeri güce sahip olması, bilim teknolojide en yüksek bir düzeye ulaşmış olması gibi özelliklere haiz değil. Dolayısıyla bu geçiş nasıl olacak, hangi ülke olacak belli değil. Bir diğeri de enerji kaynaklarının ne olacağı konusunda
Şimdi de biraz önce bahsetmiştim, bütün bu geçişlerde hidrojen oranının giderek arttığını gözlüyoruz kimyasal olarak. Dolayısıyla bu geçmiş trendlerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi durumunda çok basit bir mantıkla hidrojence zengin bir enerji kaynağının olması beklenebilir. Biraz önce İskender Hocam hidrojen konusunun ayrıntılarına değindi. Gerçekten de hidrojen artık önümüzdeki dönemde de çok önemli roller oynayacaktır. Fakat bu ne kadar önemli bir rol oynayacaktır, o henüz belli değil. Bu iki şeyin sorunun cevaplanması Türkiye açısından da önemli. Bana göre, fazla uzatmayacağım, son sözümü söyleyeyim. Bir multipolar world dediğimiz, yani çok kutuplu bir dünyaya doğru geçiş olacağı kanaatindeyim, benim kişisel kanaatim. Yani tek bir hegemon gücün olmayacağı, hegemon gücün değişik ülkeler tarafından, ki şu anda görünen köy, birinin Amerika Birleşik Devletleri, birinin Avrupa Birliği, birinin Çin, bir diğerinin de Rusya olacağına dair önemli ipuçları veriyor. Demek ki artık multipolar, çok kutuplu bir dünya olacak ve bu her kutubun enerji çözümleri de kendi içinde kendi jeopolitik kıstasları dikkate alarak ihtiyaçları çerçevesinde olacak. Örneğin Rusya bir süre daha bu konudaki kralı olduğu doğal gazı üretip satmaya devam edecek. Çin en büyük enerji kaynağı olan kömürü bir süre daha yakmaya ve onu işletmeye devam edecek. Avrupa Birliği elinde fosil yakıt olmaması nedeniyle daha çok yenilenebilir enerji ağırlıklı, yani güneş ve rüzgara ağırlıklı bir sistemde geçecek. Amerika Birleşik Devletleri ise son yıllarda yaptığı bu shale gaz dediğimiz kaya gazı, kaya petrolüne, yani unkonvansiyonel hidrokarbonlara ağırlık vererek onların üzerinde yoğunlaşacağı benziyor. Çok teşekkür ederim hocam bu üstten bakışı sağladığınız için. Ben ikinci sorumu Sayın Doktor Abdullah Burhan Karaveli'ye yöneltmek istiyorum. ODTÜ Çevre Mühendisliğinden mezun olup doktoranızı yer sistemleri bölümünden aldınız. Sayın Doktor Burhan Karaveli, size yönelteceğim soru, 2020'de yürürlüğe giren, bu senede ilk uygulamalarını kamuda gerçekleşen enerji performans sözleşmeleri Türkiye'de enerji verimliliği alanında nasıl bir değişim sağlayacak, oyunu nasıl değiştirecek? Bu konuda deneyimlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim Aynur Hocam. Volkan Hocam'dan da tüm akademik çalışmam güneş olduğu için güneş demesini beklemiştim. O anlamda ufak bir beklentim hayal kırıklığına uğramış oldu. İşin şakası, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına saygıyla selamlıyorum. Kıymetli etkinlik için tebrik ediyorum. Nazik davet için de teşekkür ediyorum. İki temel motivasyon kaynağımız var takip ettiğimiz. Birisi küresel eğilimler, birisi de ulusal gereklilikler. Küresel eğilimler kısmında çok kıymetli bir çeyrek yıl yaşıyoruz. BM Genel Kurulu'yla başladık. Ekim ayı sonunda G20 zirvesi var. Sonra Kasım ayı başında iklim değişikliği taraflar konferansında liderler zirvesi var. Ve bize küresel eğilimleri gösteren bir süreç. Bu üç büyük yapının üçünde de iklim değişikliği temel merkezde. O zaman iklim değişikliği mücadele hakkında çok kıymetli düşüncelere sahip olmak gerekiyor. Burada da her türlü çalışma, örneğin Uluslararası Enerji Ajansı'nın Net Sıfır 2050 raporu da ilk cümle olarak her sektörde mümkün olan en üst seviyede enerji verimliliğini ve kaynak verimliliğini başarmanız gerekir diyor. Ulusal gerekliliklere döndüğümüzde ülkemiz yaklaşık %70 enerji dışa bağımlı durumda bir birincil enerji portföyü var. Bu doğalgazda %99, petrolde %91. Bize bu senaryoda ilk cümle olarak enerji verimliliğini en üst seviyede başarmanız gerektiğini söylüyor. Peki bunu yapmak için bize düşen roller ne? Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı olarak biz sürecin regülasyonların yapılması, politik karar vericinin karar vermesi ve mevzuatın, teşviklerin doğru tanımlanması ve sonuçların görülmesi kısmının en iyi şekilde kurulması üzerine çalışıyoruz. Bu anlamda çeşitli modeller üzerine ilerliyoruz. Enerji performans sözleşmeleri de bu modeller arasındaki çok kıymetli olan ve son dönemlerde çok önem verdiğimiz bir çalışma alanı. Biz bunun düzenlemelerini kamu binaları için yaptık. Fakat bu her türlü sektörde, işletmede, binada kullanılabilecek çok kıymetli bir model. Temel konseptinde de enerji verimliliği sürecine baktığımızda
teknolojinin geliştirilmesi, teknolojinin ekonomik feasible olması, ona bir karar üzerine uygulanması bir tarafken, nihai kullanıcının da bunu kabul etmesi diğer mühim taraftı. Enerji performans sözleşmeleri model olarak bir bina otoritesine ya da bir işletme sahibine hiç ilk yatırım yapmadan tasarrufu yaptırdığı için çok da kıymetli ve çok gelecekte kullanacak bir alan olarak planlıyoruz. Tabii ki bir kamu binasını örnek olarak aldığımızda bina idaresi sadece ve sadece ihaleye çıkarak binasındaki iyileştirmeyi etütleri doğrultusunda yapılacak olan iyileştirmeleri, yani bina izolasyonu olabilir, cam led dönüşümü değişimi olabilir, çatısına fotovoltaik sistem kurabilir. Tamamını ilk yatırımını ihaleye alan firma tarafından üstlenilmesi ve idarenin tasarrufları üzerinden bu yatırımların geri alınması gibi bir model olduğu için çok kıymetli ilgiye karşılaşıyoruz ve ilginin devam edeceğini de görüyoruz. Biz malumunuz kamu binaları için ki çok büyük potansiyeller tespit ettik etütler doğrultusunda. 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle %15 enerji tasarrufu olacağını hedefledik, koyduk ve düzenli olarak veri toplayıp gereklerde denetimler yapıyoruz. Ve her kapsama giren kamu kuruluşunun da yıllık tüketimleri ve o yıllık enerji tasarrufu kapsamında yaptıklarını takip ediyoruz. Tam da bu aşamada EPS modelini biz bu bir kamu idarelerinin işlerini kolaylaştırmak için devreye almış olduk. Ama başında da söylediğim gibi her türlü sektörde, her türlü işletmede uygulanabilecek ve uygulanmakta olan bir model. Kamu binalarına bunları yapıp uygulamaları yaparken, yani birkaç örneğinde biz başlatmak üzereyiz. Bir güzel örneği Bursa'dan bir okuldan yapıldı. İhalesi yapıldı ve sonuçlandı, uygulamaya geçti. Bunu yaparken bir yandan, diğer yandan da tabii ki bu sürecin ihtiyacı olan bir finans durumu var. Finans durumunda ülkemize sağlamak için uluslararası finansal kuruluşlarında kıymetli desteği gerekiyor. Bu anlamda da çalışmalar yürütüyoruz. Enerji verimliliği alanının şöyle bir kıymeti var. Bir, zaten emisyon anlamında çok kıymetli bir alan. İki, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği iklim değişikliği mücadelesinde iki araç olarak ortaya koyuyoruz. Yenilenebilir enerjiye yaklaşırken uluslararası finansal kuruluşlar Türkiye'deki işte yerli katkı kuralları gibi kurallar doğrultusunda kısıtlamalara gidebilirken enerji verimliliği önü tamamen açık ve her türlü desteğin alınabileceği bir alan olarak görüyoruz. Bu kıymetli. Bu anlamda kamu binalarıyla başladığımız süreci diğer sektörlere yayılacağını ve bu sürecin enerji verimliliği çalışmalarının yatırımlarının yönetici, yürütücü tarafında enerji performans sözleşmeleri olacağını düşünüyoruz. İlave son cümle olarak tabii ki kamu binaları için bunu yürütürken diğer ticari hizmet binalarındaki büyük potansiyeli görmüyor muyuz? Tabii ki bunu da görüyoruz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ekonomi reform paketi kapsamında hali hazırda imalat sanayiye verdiğimiz verimli kartıcı proje desteklerini sektörel genişleterek, ticari ve hizmet binalarını da kapsayarak onlara da yatırımları doğrultusunda gerekli kısmını hibe olarak sağlayarak sürece dahil etmiş olacağız önümüzdeki dönemde. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Üçüncü olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Müdürü Sayın Profesör Doktor İlhan Kocaslan'a yönelmek istiyorum. Hocam, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ve Almanya'da Bochum Ruhr Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Doktora çalışmasını adaptif kontrol sistemlerinin gerçek zamanda kömür ve doğalgazlı kombine bir elektrik santralında uygulanması üzerine yaptı. Bu çalışmaya bağlı olarak da Almanya'da bu sektörde çok uzun yıllar çalıştığını görüyoruz. Birçok ülkede de çeşitli tipte elektrik santrallarının projelendirilmesinde kurulumunda çalışmış. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 35 yıllık bir deneyim sahibi değerli hocamız. Bu deneyim ışığında Türkiye'nin temiz enerji dönüşümü nasıl olmalıdır? Türkiye'nin mevcut enerji sistemi ve altyapısı yenilenebilir enerjiye dönüştürülme süreci ne kadar hazır? Bunun için nasıl bir süreç öneriyorsunuz? Buyurun hocam. Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi, dünyamızı ve tüm insanlığı yakından ilgilendiren enerji konusundaki bu güncel konuyla ilgili yapmış olduğunuz program dolayısıyla sizlere ve tüm emeği geçenlere tekrar saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin temel bir prensibi vardır. İnsanların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bunu yaparken de aynı zamanda can, mal güvenliğini sağlayarak çevreye zarar vermemektir. 250 yıl önce James Watt bunu iyi bir mühendis olarak bunu bu niyetle
insanların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak maksatıyla yaptı. Ama bu devrime müteakip maalesef her zaman olduğu gibi devrimi devrimciler yapar, fırsatçılar düzeni kurar diye bir söz var. Bu devrime müteakip kapitalist sistem çok acımasız bir şekilde fosil yakıtları kullanarak üretilen buhar enerjisinin kullanımı ile mekanik enerjiyi, daha sonra elektrik enerjisini üretmiş ve bunu üretirken hiçbir risk analizi yapmadan çok acımasız bir şekilde doğaya, çevreye zarar vermiştir. Yani kısaca 250 yıl önce aynı zamanda enerji sanayi devrimiyle birlikte karbon salınımı ile küresel ısınma süreci de başlamıştır. Bu süreçte bunun doğaya ve insanlığa verdiği ve vereceği zararların maalesef tekrar tekrar söylüyorum her projede bir risk analizi yapılır ama bu 250 yıl boyunca bu risk analizi yapılmadan son 50 yıla kadar gelmiştir. Ama ne yazık ki sebep olduğu bu iklim değişikliğinin sebep olduğu sonucu hava kirliliği, kuraklık, orman yangınları gibi benzeri afetler dünyayı yaşanmaz hale getirdikten sonra bunun sürdürülebilir olmadığı anlaşılmıştır. En azından artık bu kötü gidişin durdurulması için harekete geçilmiştir. Şimdi bu kapsamda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, Paris İklim Anlaşması tüm dünyanın gündemindedir. Diğer taraftan Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi ve Avrupa Yeşil Mutabakat planı ile emisyon azaltımı için hedefler koymuştur. Ayrıca Avrupa Birliği sınırda karbon düzenleme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuştur. İşte tam bu konu ülkemizi çok yakından ilgilendirmektedir. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi sınırla ve pazarla yöntemi ile çalışmaya başlayacaktır. Salım yapanlara sertifika alma ve satma yetkisi verilecektir. Şirketler en azından kendilerine tanımlanan kota kadar salınım yapabileceklerdir. Yani Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan diğer ülke şirketlerine sınırda emisyon ticaret sistemi fiyatları üzerinden vergilendirme uygulayacaktır. Kısacası ülkemiz ihracatının %60'ını Avrupa Birliği ülkelerine yaptığına göre bundan ciddi bir şekilde etkilenecektir. İşte bir tarafta iklim değişikliği sonucu afetler, diğer tarafta ihracatımıza getirilecek vergi ve dolayısıyla sınırlamalar, daha da önemlisi üretim ve istihdam için az güvenliği gibi olması olmaz nedenler kıskacında temiz enerji dönüşümü ülkemiz için çok elzemdir. Bu kapsamda Enerji Bakanlığımızın belirlediği stratejik hedefler ve uyguladığı politikalar doğrultusunda son yıllarda yenilenebilir enerji alanında ciddi yatırımlar yapılmıştır. Son olarak Sayın Bakanımızın talimatıyla yenilenebilir enerjinin şirketler ve tüketiciler tarafından kullanılmasını ve yenilenebilir enerji yatırımlarına dolaylı destek olarak destek sağlamasına imkan veren YEKKE sistemi blok zincir teknolojisi ile yerli ve milli olarak tasarlanarak küresel ölçekteki benzer sistemlerinin de teknoloji alanında önüne geçmiştir. Sayın Bakanımıza yerli ve yenilenebilir enerji alanında yapmış olduğu çalışmalar ve üniversitemize vermiş olduğu destekler dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hocam, konumuza gelecek olursak, son 50 yıldır küresel ısınma ve iklim değişikliği konuşuluyor ama hala karbon salımı ve küresel ısınma artmaya devam ediyor. Artık temiz enerji dönüşümü için bazı konu başlıklarının çalışılması gerekiyor. Bu başlıklardan birincisi arz güvenliği. Bildiğiniz üzere arz güvenliği talep tarafının enerji ihtiyacının istenen miktarda, istenen kalitede ve istenen zamanda karşılanmasıdır. Bunların karşılanması için şu konuların çok acilen çalışılması gerekmektedir. Birincisi,
uzun vadeli dönüşüm planlaması ile enerji talepleri sadece düşük karbonlu enerji kaynakları ile karşılanabilecek mi? Aksi takdirde hangi oranda kömür ve doğalgaz kullanılmalıdır? İkincisi, Avrupa Birliği karbon mevzuatları 2035'teki sürdürülebilirlik hedeflerini yakalayabilecek mi? Türkiye bu mevzuatlara nasıl adapte olacaktır? Üçüncüsü, arz güvenliği için hazırlanan planların sosyal kabulü için politikalar neler olmalıdır? Dördüncüsü, mevcut kömür ve doğalgaz tesisleri ne zaman, nasıl devreden çıkartılmalı, yerine hangi enerji kaynakları almalıdır? Beşincisi, bölgesel enerji üretimi ve depolama ile enerji iletim altyapısı entegrasyonu ve yenilikler konusunda neler yapılmalıdır? Tüm bu soruların cevaplarının ekonomiyi ve enerji fiyatlarını nasıl etkileyeceği hesaplanmalıdır. İkinci olarak, yenilenebilir enerji alanında dağıtık enerji depolama ve yük dağıtımı iş planlarının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda şu hususların çalışılması gerekir. Bir, hangi bölgelerde hangi enerji kaynağının yatırım yapılmalıdır? Yenilenebilir enerji kesikli kullanımı nasıl dengelenmelidir? Yenilenebilir enerjinin payının artması ve depolama ile enerji ticareti ve enerji ithalatının nasıl etkileyeceği hesaplanmalıdır. Yenilenebilir enerji üretimi arttıkça ve depolama yaygınlaştıkça yük dağıtım planlarının tüm enerji piyasaları etkilerinin neler olacağı araştırılmalıdır. Dördüncü olarak, nerede hangi tür depolama yapılmalıdır? Isı ve elektrik depolama oranları ne olmalıdır? Depolama için nerede hangi kaynaklar kullanılmalıdır? Beşinci olarak, depolamanın hangi türleri? Merkezi mi, dağıtık mı? Hangi bölgelerde daha az maliyetli olur? Bağımsız şebekeler avantajlı oldukları yerde nasıl kabul görür? Bunların kestirimsel çalışmaları yapılmalıdır. Altıncısı, türeticilerin ekonomi ve yük dağıtım planları üstündeki etkilerinin yatırım ömrü ile hesapları yapılmalıdır. Üçüncü olarak, talep tarafı katılımının ve dijitalleşmenin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, bir, piyasa ve şebeke yönetimini kolaylaştıracak dijital teknolojilerin, yani akıllı şebekeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının bütünleştirilmesi, sanal enerji sahaları gibi uygulamaların devreye alınması konusu acilen çalışılmalıdır. İkincisi, elektrikli ulaşım planları yapılarak otomobil, toplu taşıma, yük araçları, deniz araçları ve benzeri mobilitenin enerji yüklerine ve elektrik fiyatlarına etkileri belirlenmelidir. Elektrikli araçların şebekeye bağlanması halinde yük dağıtım planları yapılmalı ve bunun elektrik fiyatlarına etkileri hesaplanmalıdır. Ayrıca talep tarafı dijitalleşme çalışmalarının enerji piyasaları ve elektrik piyasası fiyatlarına etkileri incelenmelidir. Ve bir de depolama teknolojileri, hocalarımın bahsettiği gibi, özellikle talep karşılama teknolojilerinin bütünleştirilmesi ve yük dağıtıma etkileri hep birlikte belirlenmelidir. Altıncı olarak, hane halkının talep tarafına katılım destekleri ve türetici olması halinde sebep olacağı değişiklikler incelenmelidir. Dördüncüsü, sanayicilerin doğrudan ve dolaylı enerji verimliliğini artırmak için yapacağı çalışmaların desteklenmesi hususunda şu konular araştırılmalı, çalışılmalı ve desteklenmelidir. Bir, enerji kullanım profillerinin çıkarılması, sektörel olarak kümelenmesi, enerji verimlilik yönergeleri ile uyumlu olarak enerji verimliliğinin teşvik edilmesi. İki, ısıtma ve soğutma sektörlerinin elektrik piyasalarına, enerji kaynak çeşitliliğine ve piyasa fiyatlarına etkileri. Üç, sanayi binalarında enerji verimliliği yaygınlaştırılması sürecinin desteklenmesi. Dört, teknolojisini yenileyerek enerji verimliliğine katkı sağlayan sanayicilerin teşvik edilmesi. Son olarak, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji ve depolama etkileşimleri konuları araştırılmalı, çalışılmalı ve desteklenmelidir. Beşinci olarak, enerji dönüşümünün sosyal ve ekonomik etkilerini hesaplayarak
sosyal katılımı artırıcı politikaların yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda şu konular çalışılmalı ve geliştirilmelidir. Yenilenebilir enerji kullanımını ve karbon emisyonu azaltma işlemlerinin yaygınlaştırılması için politikalar. 2. Temiz enerji ve karbon piyasalarının düşük gelir seviyeli kullanıcılara etkisi ve adil enerji kullanımı politikaları. 3. olarak COVID-19 gibi beklenmeyen afet ve toplumsal olayların enerji kullanımı ve çevre açısından etkileri ve etki azaltma çalışmaları yapılmalıdır. 4. olarak temiz enerji dönüşümü ile yeni iş alanları oluşturma politikaları çalışılmalıdır. 6. ve son olarak enerji dönüşümünün iklim değişikliği ve çevresel etkilerini hesaplamak ve bunları toplum bilincine artırmak için kamuoyunda paylaşmak gerekmektedir. Bu kapsamda ise enerji üretiminde karbon ölçümleri için kullanılacak teknikler ve azaltma hedefleri belirlenmelidir. Karbon ticareti için sistemler kurulmalı ve Avrupa ile uyumlu hale getirilmelidir. Ayrıca 3. olarak yenilenebilir enerji ve depolama ile karbon piyasalarının etkileşimi araştırılmalıdır. Fosil yakıtlardan hidrojen üretimi, karbon yakalama ve yakıt hücresi teknolojilerinin yararları ve teşvik politikaları çalışılmalıdır. 5. olarak karbon emisyonları açısından ithalat ve ihracat plan ve politikaları araştırılmalı ve geliştirilmelidir. Son olarak karbon piyasasında paydaşların kazançları ve devlet kazançları detaylı olarak çalışılmalıdır. Bu konuda yakın gelecekte temiz enerjide hangi kaynakların yaygınlaştığı ve bu hocam bildiğim kadarıyla soru buydu ama evet. Bununla ilgili bu konuda söylemek istediğim ayrıca bir son duyurumu yapacaktım. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü olarak ayrıca şu anda bir ülkenin enerji dönüşüm projesine çalışmaktayız. Onun için konu biraz daha böyle detaylı ve kapsamlı ve biraz da zaman aldı. Özür dilerim, teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Zaten çok kapsamlı bir konuyu çok kısa bir sürede tartışıyoruz. Aslında burada tartışmadığımız çok farklı konular da var. Çok farklı teknolojilere, yaklaşımlara da girmemiz gerekiyor. Ama ben şuna inanıyorum ki gerek üniversitede yapılan araştırmalar, sektörün katkıları ve bu tür çalıştaylar, konferanslar, paneller hem Türkiye'deki politikaların oluşmasında hem de daha yumuşak bir enerji geçişinin sağlanmasında katkı sağlayacaktır. Aslında madde madde açıkladığınız yapılması gerekenleri tebrik ediyorum. Böyle bir çalışmaya da başlamışsınız. Şu an burada 3 tane üniversiteden merkez müdürü var. Aslında bütün merkez müdürlerinin gündeminde de bu çalışmalar. Çok yakın gelecekte daha iyi yerlere gideceğimize de inanıyorum. Ben umutluyum bu konuda. Daha hızlı gideceğimize inanıyorum. Şimdi ilk turun son konuşmacısı olarak Sayın Bülent Çen'e geçmek istiyorum ben. Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı, Fırat Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun. Sayın Bülent Çen, ben toplantı öncesi CV'lerinizi biraz internetten toplamaya çalıştım. İş yaşamınıza ABB Trafo'da enerji mühendisi olarak başlamışsınız. Daha sonra AEDAŞ, İGDAŞ ve BOTAŞ'ın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin enerji alanındaki önemli kurumlarında görev yaptınız. Saha deneyiminiz çok fazla ve sahayı çok iyi bildiğiniz anlaşılıyor. Halen de Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyesisiniz. Dolayısıyla bu 30 yılı aşan deneyiminizle bize Türkiye'de düşük karbonlu enerji sistemine geçişin nasıl sağlanabileceğini ve bu konuda neler yapabileceğimizi açıklayabilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım. Öncelikle size ve benden önce konuşan çok kıymetli büyüklerime hakikaten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben birden fazla şapkamız var. Aynı zamanda gazeteciyim. Enerji üzerine yazılar yazıyorum birçok gazetede. Hayatım enerji. Hatta ben bütün yazılarıma enerji hayattır diye başlıyorum. Niye diye soracak olursanız
Japonca'da enerjinin lügat karşılığı hayat. Ben de enerjiyi hayat olarak görenlerdenim. İlk işe başladığım trafo fabrikasında elektrik mühendisi olarak başlamıştım. Bana mesleğimi sorduklarında sene 1991, dikkat edin, enerji mühendisiyim dedim. Yani Türkiye'de enerji mühendisi kelimesi hakikaten yoktu. Yani elektrikçisiniz, elektronikçisiniz. Enerji mühendisi olarak başladım. Ve enerjinin her dalında hem elektrik, hem doğalgaz, hem yenilenebilir enerji tarafında çalıştım sahada. 32 yıllık bir tecrübem var. Son 10-15 yılı Alman ve Fransız şirketleriyle çalıştım ve devam ediyorum hala. Enerji hakikaten hayattır. En son bir enerji konferansında, ben tabii sahayı bilen biri olarak konuşuyorum. Şimdi değerli hocalarım var, Sayın Abdullah Bey var, beraber Enerji Verimli Derneği'nde beraber yönetim kurulu üyeyiz. İlhan Hocam'la birçok yerde beraber çalışıyoruz. Volkan Bey'e de saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir konferansta enerjiyi anlatmamı istediler. Enerjiyi şöyle anlattım, kürsüye çıktım. Benden önce 3-4 konuşmacı var. Kürsüye çıkarken moderatör arkadaşım dedim ki, ben kürsüye çıkacağım, bir dakika içinde enerjinin kapatılmasını istiyorum, elektrik sisteminin. Baktı böyle moderatör, tabii orada rektör bey var falan, vali bey falan, güvenlik geldi, bir sıkıntı olmaz, elektriği kapadık. Herkes uğultu içinde falan filan, bir dakika hemen işaretimi açtı. Arkadaşlar dedim, yaklaşık 500 kişi vardı, enerjiyi anlatacaktım, anlatmama gerek var mı dedim. Şöyle bir baktılar, işte demek ki kaybedilen bir şeyin değeri çok fazla. Hakikaten enerji hayat. Ben enerjiyi şöyle baktığımda dünyadaki aslında vaktim ne kadar bilmiyorum ama uyarısını sevdim. Dünyadaki aslında büyük, demin birkaç hocam da bahsetti, kavgaların arkasında enerji var aslında. Yani enerjiyi sadece şey olarak görmemek lazım. İnanılmaz bir kapasitesi var. Ben şöyle rakamlarla konuşmayı seviyorum, mühendisiz ne de olsa. Şimdi ben demin hocam da bahsetti, 250 yıl önce buhar teknolojisiyle başlayan bir serüven var aslında. 1881'de Lord Kelvin, İngiltere Avam Kamarası'nda şöyle bir konuşması var. Çok hoşuma giden bir konuşması var. Bütün yazılarımda kullanıyorum. Sene 1881, yani 140-141 yıl önce diyor ki, beyler diyor, artık diyor fosil yakıtlar bitti, tek umudumuz rüzgar gülleri. Aynen cümle bu. 140 yıl önce. Bitti mi? Bitmedi. Edison'da enteresan bir laf var. Elektriği biliyorsunuz 10 bin denemeden sonra bulan hakikaten kıymetli bir meslektaşımız diyor ki, 10 bin denemeden sonra elektriği bulduktan sonra şunu diyor. O konuşması da çok hoşuma gidiyor. Bütün yazılarımda kullanıyorum. Elektrik diyor o kadar ucuz olacak ki sadece zenginler mum yakacak. Yani muhteşem bir laf. Yani üzerine bir ansiklopedi, bir kitap yazılabilir. Çok sevimli laflardan biri. Şimdi ben rakamlarla konuşmayı seviyorum dedim. Dünyaya bir baktığımda enteresan rakamlar var. Dünyanın büyük şehirler, işte İstanbul, Londra, işte Washington gibi büyük şehirlerin yüz ölçümü, dünya yüz ölçümü %2'si aynı oranı. %2 de büyük şehirler yaşıyor. Dikkat edin, %2. %98 falan. Bu %2'lik yüz ölçümde %60'lık nüfus yaşıyor. Bakın %2, %60. Bu %60 nüfus da enerjinin %75'ini tüketiyor. Üretiyor demiyorum, dikkat edin, tüketiyor. %75'lik elektriği tüketiyorlar ama enteresan bir rakam daha, karbon salımını %80'ini yapıyor. Yani o rakamlara birazdan geleceğim. 2, 60, 75, 80. Ben öyle konuşuyorum zaten. Öğrencilere de ezberletiyorum. Ben İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde bilim danışma kurulu üyesiyim aynı zamanda. Enerji kürsüsünde konuşmalar yapıyorum. Yani baktığınızda sıkışık bir dünyada kendinizce enerji tüketen %2'lik yüz ölçüm, %60 nüfus var. Ve dünya, hani demin sordunuz ya, bir yere doğru gidiyor. Peki, demin bunları söyledim. Şimdi ben Uluslararası Enerji Ajansı Türkiye Milli Komite üyesiyim. Oradaki raporlara bakıyorum. 2020'de %1'lik bir elektrik düşüşü var toplam elektrikte. 2021'de ise %4,5, %5'lik bir artış var. Peki bu artış var, güzel de nerelerden kaynaklanıyor, nasıl oluyor? Şimdi diğer bir panelde kömürü konuşacağız. Benim kömürle ilgili İlhan Hocam da biliyor. Şöyle bir şeyim var, konuşmam var. Ya şimdi enteresan rakamlar. Rakamlarla konuşunca insan net görebiliyor. Şimdi temiz enerji, yani düşük karbon sisteme doğru geçelim. Ben temiz enerji yatırımlarına bakıyorum. 2030 yılına kadar 4 trilyon dolar bir yatırım gerekiyor. Dikkat edin, 4 trilyon dolar. Ve ben bir Fransız şirketinde çalışıyorum. Bilirsiniz, malum, reklam olmaz herhalde. Eski Gaz de France, şimdi Engie. Engie bundan 3-4 yıl önce bir gecede kömür yatırımlarından çıktı. Yani belki daha fazladır. Ben de çok şaşırdım. Bütün kömür yatırımlarını devrediyoruz. Takır takır takır. Dünyada ve Türkiye'de çalışan sayısı 150 bin. Biz Türkiye'deki şeydeyiz. Ondan sonra ben baktım mesela, sonra dikkat ettim. Mesela yeni fosil yakıtlar için yeni bir yatırım finansı bulmak inanılmaz zorlaştı. Fosil yakıtlarla ilgili. Ve son ben şeye baktım, hem temiz enerji hem enerji verimli yatırımlarına son 20 yılın yatırım miktarının 3 katından fazla bir yatırım var şu anda. Ve temiz enerji dediğimiz, sürdürülebilir temiz enerji dediğimiz yatırımlarda çalışacak kişi sayısı 2030 yılına kadar ne kadar biliyor musunuz? 14 milyon kişiye yeni iş imkanı doğuyor. 2030 yılına kadar konuşuyorum.
Ve tabii fosil yakıtlardan da yaklaşık 3-4 milyon kişi de işini kaybediyor. Peki 2050 yılına kadar hani güzel bir şey var. Her yerde konuşuluyor. Ben bazen Twitter'da bazı hocalarımı retweetliyorum. Diyorum bir cisim yaklaşıyor. Hani şeyde vardı ya Cem Yılmaz'ın bir cisim yaklaşıyor. Şimdi bakıyorum 2050 yılına kadar dünya net sıfır emisyon şeylerine bakıyorum ben. G7 ve G20 ülkelerine iş düşüyor. Müthiş bir yatırım gibi gözüküyor ama yaklaşık şöyle diyeyim sana dünya enerji ajansına göre net sıfır emisyon rakamlarına gidelim. Yaklaşık demin de bahsettim 4-5 trilyon dolarlık bir enerji yatırımı gerekiyor. Peki dünyadaki Türkiye'nin enerji tüketiminin ne kadar? %1. Yani Türkiye'ye dönersek 40-50 milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor toplamda. Yani devasa bir rakam. Şimdi ben demin de bahsettiğim karbon salımından bahsetmek istiyorum. 1750'den itibaren rakamlara baktım. 1750-1900 yılları arasında 280 ppm olan karbondioksit oranı 1950-2000 yılları arasında 411 ppm'e çıkmış. 2040 içinde 450 ppm bekliyoruz. Yani ısınıyor, dünya ısınıyor, rakamlar yükseliyor. Peki bu karbon emisyonu güzel konuşuyoruz da şuna da dikkat ettim ben. Net sıfır emisyonuna doğru gidiyoruz. 2050 Dünya Enerji Ajansı'nın net sıfır emisyonuna göre şu rakamları da gördüm. Kömürdeki tüketim diyor ki 9'da 1'e düşecek. Yani 9 tüketirken kömürde, üretirken özür dilerim, 1'e düşecek. Petrol tüketimi 4'te 1'e düşecek. Doğalgaz tüketimi 2'den 1'e düşecek. Aynı dönemde de peki kimler artacak? O rakamlar da var elinde. Şöyle rakamlar var. 2050 yılında dünya elektrik üretimi 70 bin terawatt saat civarı. Bunun yaklaşık %10'unu fosil yakıtlara koymuşlar. Yani biz %90 temiz enerji dediğimiz. Buradaki asıl yoğunlukta güneşte gözüküyor. Ve 3-4 bin terawatt saatlik fosil yakıtta diğerleri tamamen yenilenebilir enerjide yatırımları olacak şeyler. Ve rakamlarına baktığımızda elektrik üretim maliyetleri özellikle RES'ler için, rüzgar santrali için %50'lik bir düşüş. Güneş panelleri için, PV'ler için %50'lik 5'lik bir düşüş var. Yani yenilenebilir enerjide maliyetlerde inanılmaz bir düşüş var. Verimlilikte inanılmaz bir yükseliş var. Bu sıfır emisyon değerlerine ulaşmamız gerekiyor. Elbette sıfır emisyon değerlerine ben şu andaki dünya nüfusuna göre baktım. Enteresan bir rakam var Aynur Hanım. Karbon emisyon oluşturan tüketicilere baktım ben. Dünya nüfusunun %1'ini oluşturan en zengin kesim karbon salımında İlhan Hocam dikkatli dinle %15'ini sağlıyor. Yani %1'lik zengin kesim %15'lik bir karbon emisyonu oluşturuyor. %10'luk zengin kesim %48'lik bir emisyon oluşturuyor. Nüfusun %40'ı ve en fakir %50'lik kesim ise %7'lik emisyon oluşturuyor. Yani en zengin kesimle en fakir ülke arasında baktığımızda 100 katlık fazla bir emisyon değeri var. Yani hani güzel konuşuyoruz, edebi konuşuyoruz, hamasetli konuşuyoruz. Kömür şeyini de bahsedeceğim ama ya biz elektrik mühendisiyiz ve biz mühendisiz, rakamlarla konuşmayı seviyoruz. Almanya kömürden çıkıyor, eyvallah. Ben bakıyorum, Almanya'nın şu anda kömürden elektrik üretimi 1/3. Ve arkasında Fransa gibi nükleer enerji barındıran ve enerjisinin %75'ini nükleerden kazanan bir Fransa var. Interconnected sistemde düşünün, internatta müthiş bir güç var arkada. Ve Fransa nükleerden enerji üreterek ihracatında 4. sırada. Türkiye'ye döndüğümüzde fosil yakıt kullanmayalım, yenilenebilir enerji, eyvallah, rakamlara da bakıyoruz, rakamları söyledim. Şimdi aslında bizim dünya olarak, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da 2-3 gün önce bunu açıkladı, Paris Anlaşması'na imzayı da koyuyoruz. Dünyaya baktığımız aslında net sıfır emisyona ulaşmak ister miyiz? İsteriz ama özellikle ben son Covid'den sonra rakamlara baktım. Covid ile ilgili bir yazım var. Demin size söylediniz. Pardon, bundan önceki bir programda söyledim onu. Özür dilerim, karıştırdım. Mesela ulaşımda araç sayısı arttı. Niye? Ben onu yazımda yazdım mesela. Covid-19'dan sonra başımıza gelecek en büyük belalardan biri. Niye? İnsanlar Covid belasından dolayı toplu taşımayı terk edecek. Terk edince trafik artacak. Trafik artınca karbon salımı artacak. Hepsi zincirleme gidiyor bir bakıma. Şimdi dünya buna ulaşabilir mi? Ulaşabilir. Bence sıfır emisyon değerini söylediğiniz düşük karbon enerji sisteminde nasıl geçeceğiz? Fiyatların düşmesi gerekiyor. Özellikle yenilenebilir enerjide istihdam oluşması gerekiyor. Arka planda da bence 7 tane önemli kısım var. 1. Enerji verimliliğini, ben aynı zamanda Enerji Verimliliği Derneği'nde genel başkanımsın. Enerji verimliliğini sağlamamız gerekiyor. 2. Temiz enerjiyi sağlamamız gerekiyor. 3. Biyoenerjiyi sağlamamız gerekiyor. 4. Hidrojen bazlı yakıtlar olmazsa olmamız, demin hocamız anlattı. 5. Karbon tutma teknolojileri çalışılıyor biliyorsunuz. Benim de bununla ilgili yazılarım var. 6. Bence önemli konulardan biri elektrifikasyon. Yani akıllı şebekeye geçmemiz lazım. Yani akıllı şebeke deyince Türkiye'de maalesef benim en sevdiğim konu akıllı sayıcı geliyor. Akıllı şebekeden tek millet biziz. Biz
Ve her toplantıda bunu eleştiriyorum. Akıllı şebeke akıllı sayaç değildir. Maalesef şirketler, ben de oldum şirketler, akıllı şebekeyi akıllı sayaç olarak algılıyorlar. Başka bir şey olarak algılamıyor. Yedi, bence önemlisi davranış değişikliği. Aynur Hanım, biz enerji verimli derneği olarak davranış değişikliğinde ölçtük ilk defa bu sene Türkiye'de. Ve rapor yayınladık. Benim bununla ilgili de yazılarım var. Türkiye'de şunu söyleyeyim. Bilgi ve bilinç var. Enteresan bir şekilde enerji verimliliği için konuşuyorum. Sanayide ve hanelerde ölçtük. Sanayide ve hanelerde bilgi ve bilinç var. Ama davranış yok. Davranışa dönmüyor. Yani anlatabildim mi? Davranışa dönmemiz sebeplerle uzun uzun konuşuruz ama arka planda en büyük sıkıntı bir finansman. Finansman modeli. İki, önce bir komşum yapsın. Genel Türk sanayici şeyi, refleksi. Önce bir yan sanayi yapsın. Sonra ben yaparım tarzında şeyler. Yani konular çok. Ben bununla ilgili de dün de çok çalıştım. Şunu söylemek istiyorum. Yenilenebilir enerji Türkiye, hidroelektrik santralleri yenilenebilir enerji saymazsak, ki ben de o taraftayım. Yenilenebilir enerjiyi de saymamak tarafındayım yani bir mühendis olarak. Ki bazı Avrupa Birliği sayıyor ama Amerika bunu saymıyor. HES'leri yenilenebilir enerji olarak görmüyor çünkü su da bitiyor bir şekilde. HES'leri ben saymazsam Türkiye 2002 yılında 32 bin megawatt kurulu gücü vardı biliyorsunuz. Ve yenilenebilir enerji sıfırdı. Yani bir yanlış hatırlıyorsam 150 megawattlık rüzgar vardı, onu ben saymıyorum, sıfırdı. Ben son rakamları aldım. 2021 Eylül'de baktığımda Türkiye'nin 98.313 megawatt kurulu gücü var ve bunun yaklaşık HES'ler dahil öyle katmak durumunda kaldım. %52'si yenilenebilir enerji, %32 HES. 32 düşersek yaklaşık 21 yenilenebilir enerji var. Hakikaten iyi gidiyoruz. Özellikle bu güneş santralleri, işte bu YK'larla. Çünkü ben bir mühendis olarak lisanssız güneşleri savunmadım hiçbir zaman. PEŞ dediğimiz yamadır bence bunlar. Ve Almanya şu anda en büyük sıkıntısı, Almanya'nın 1 milyon, İlhan Hocam daha iyi bilir ama 1 milyon 300 bin güneş üreticisi var ve frekansta ciddi sıkıntı yaşıyor devlet. Türkiye'de ben PEŞ'leri çok kabul etmiyorum. Yani lisanssız değil, devletin oluşturduğu güzel bir model var. Toplu bir noktada işte belli megawatt gücüyle YK diyorlar onlara. Rüzgar ve güneşte hakikaten iyi gidiyoruz. Rüzgardaki rakamlar %10 kurulu gücün. Güneşteki rakam %7,5. Jeotermal %2, biyokütle %1,4. Biyokütleyi çok önemsiyorum. Bence çok geride. Çok kısa bir örnek vereyim. Erzincan'da bir test var. Gittiğim zaman da bir yazı yazmak için. Türkiye'nin yıllık lastik hurdası 400 bin ton. Tesisin üretim kapasitesi 40 bin ton. Geri 360 bin ton nerede? Nerede bu 360 bin ton? Nerede? Sağda. Maalesef dere kıyısında, orman kıyısında, yol kenarı, kanserojen biliyorsunuz. Yani gideceğimiz çok yol var. Çok uzatmak da istemiyorum. Yenilenebilir enerjinin tek bir negatif tarafı. Ben ona çok dikkat ediyorum. Yenilenebilir enerji 1 megawattı fosil yakıtlara göre 6 kat maden MTI istiyor. Aynı oranla enteresan bir şey. Yani 6 kat daha fazla madene ihtiyacımız var. Özellikle Çin madenleri kapamış durumda Afrika'daki. Afganistan'da da kapatıyor şu anda. Yani madenlere inanılmaz bir talep var. Ben bakır fiyatlarına baktım. Bakır fiyatları uçuyor ilk defa. Sadece bakır değil, diğer madenler de uçuyor. Yani 1 megawatt yenilenebilir enerji 6 kat daha fazla ihtiyacı var. MTI'ye ihtiyacı var fosil yakıtlara göre. Ben teşekkür ediyorum. Konu çok ama çok dağıtmak da istemiyorum. Sağdan biri olarak konuşuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Farklı bir açıdan bakışımızı sağladınız. Teşekkür ederiz. Ben şimdi ikinci tura dönmek istiyorum. Yine ikinci tura değerli hocam Profesör Doktor Volkan Edilyer'le başlayacağım. Hocam, düşük karbon emisyonlu enerjiye geçiş dönemindeyiz ve siz her fırsatta bu dönüşümden en fazla yararlanılması gereken ülkenin Türkiye olduğuna işaret ediyorsunuz ve bu sürece destek olmak, bu sürece şiddetle inandığım aslında insan kaynağı yetiştirmek adına üniversitenizde de enerji ve sürdürülebilir kalkınma yüksek lisans programını başlattınız. Ve bizde de benzer bir program var. Şimdi aynı amaca yönelmiş kişiler olarak size ikinci sorum, Türkiye'nin bu dönüşümden yararlanmak için nasıl bir yol haritasına ihtiyaç var? Mikrofonu açar mısınız hocam? Pardon, hala alışamadık biz bu online sisteme. Sorunuza cevap vermeden önce sevgili Burhan Bey'in ikazına bir iki şey söyleyeyim. Güneşi ben orada hidrojen derken fosil yakıtların yerine, yani yakılarak enerji elde edilecek sistemlerin yerine hidrojenin geçeceğini söyledim. Değilse yenilenebilir enerji. Güneş elbette temel, diğer rüzgarı da jeotermali de. Aslına bakarsanız bütün enerji kaynağının içindeki enerji güneş. Petrolün içindeki de güneşi yakıyoruz. Kömürde de, jeotermalde de, rüzgarda bunların hepsini oluşturan güneş ve sonunda tekrar güneşe dönülecek elbette.
Şimdi enerji dönüşümünde neden Türkiye en fazla istifade edebilecek ülkelerden bir tanesi? Bunun iki nedeni var. Bir tanesi, Türkiye enerjide aşırı ölçüde dışa bağımlı bir ülke. Elimizde, ben uzun yıllar petrol ve kömür endüstrisinde çalıştım. Elimizde yeteri kadar maalesef kaynak yok. İşte biraz önce de rakamları verdiler. Genel olarak eğer bütün birincil enerjide dışa bağımlılığımıza bakarsak %75 civarında. Yani tükettiğimiz 4 enerjinin 3'ünü dışarıdan alıyoruz ki bu bazı yıllar 50-60 milyar dolara kadar ulaşmış durumda. Dolayısıyla enerji güvenliği, enerji arz güvenliği özellikle Türkiye'nin en başta gelen sorunlarından bir tanesi. Ve Türkiye bu sorunu halledemeden 21. yüzyılda başarılı olma şansı neredeyse kalmıyor. Birinci neden bu. Niye bu? Çünkü elimizde bol miktarda petrol, kömür ve gaz olsa idi, bu dönüşümde direnirdik. Konuşmamın ilk bölümünde izah ettiğim gibi. Örneğin bir Suudi Arabistan, bir Rusya'nın bu dönüşümü kolay kolay sağlaması beklenemez. Çünkü gelirinin büyük bir kısmı, bütçesinin büyük bir kısmı buradan elde ettiği gelirle sağlanıyor ve bundan vazgeçmesi mümkün değil. Eğer çok büyük şirketlerimiz olsaydı, onlar da ister istemez bu dönüşüme direnecekti ve bizim için dönüşüm zor olacaktı. Ama bir Almanya neden bu dönüşümde öncülük yapıyor? Biliyorsunuz Energiewende diye bir program dahilinde dünyada bütün bu dönüşümün en lider ülkesi, Amerika'dan bile ileride. Peki niye yapıyor bunu? Çünkü elinde fosil yakıtı yok. Bu kadar basit. Eğer elinde yeteri kadar fosil yakıtı olsaydı o da bu kadar bu işin üstüne gitmeyecekti. Neden İngiltere en önemli ülkelerden birisi? Onda da fosil yakıt maalesef yok. Dolayısıyla Türkiye enerjide fosil yakıtının olmaması, yeteri kadar rezervinin bulunmaması nedeniyle birinci neden bu. İkinci neden, Türkiye yenilenebilir enerji potansiyeli ve imkanları çok fazla. Ve son yıllarda da önemli gelişmeler sağlıyor bunda. Bir kere güneş coğrafik itibarıyla güney bölgesinde olması nedeniyle işte Avrupa'da İspanya, İtalya bir miktar Yunanistan kadar güneş alan bir ülke. Kuzey ülkelere nazaran çok çok avantajlı ve 10.8 terawatt saate kadar bir elektrik üretimimiz var. Dünyada 14. sıradayız güneş üretiminde. Avrupa Birliği'nde bakarsak 7. sıradayız. Rüzgarda hakeza inanılmaz hızlı artan ülkelerden bir tanesi. Bu da 24-25 terawatt saate kadar bir elektrik üretimimiz var. Dünyada 12. sıradayız ki Avrupa'da 5.'yiz. Jeotermalde inanılmaz bir potansiyelimiz var. Avrupa'da 1.'yiz, dünyada 4.'yüz jeotermal konusunda. Dünyadaki jeotermal potansiyelinin üretilen elektriğin %11-12'si Türkiye'de üretiliyor. Hidroda ise zaten inanılmaz bir potansiyelimiz var. Bütün dünyada 9.'yüz, Avrupa'da ise Norveç'ten sonra 2. sıradayız. Yani özet olarak yenilenebilir enerji potansiyeli açısından önemli bir fırsatımız var. Peki yeni dönem fosil yakıtları bir tarafa itin, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırın diyorsa bu Türkiye'nin şartlarına en uygun bir sistem. Dolayısıyla bundan en fazla istifade edecek ülkelerden bir tanesinin Türkiye olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir diğeri de Avrupa Birliği ile işte bu üyelik süreçlerimizin çerçevesinde Avrupa'da da biliyorsunuz biraz önce de bahsedildi bu emission trading sistemi vesaire gibi carbon border adjustment sisteminin yeni yeşil mutabakatla beraber gelmesi gibi orada da Avrupa Birliği'ne entegrasyon süreci içinde de böyle bir potansiyelimizin olması bizim için çok çok avantajlı. Nasıl Türkiye bunu farkında mı? Bence farkında. Yapıyoruz elimizden geldiği kadar ve son yıllarda gerekse bakanlığın enerji verimliliği konusundaki faaliyet, biz de bir projeye iştirak etmiştik orada. Önemli gelişmeler sağlanıyor. Yenilenebilir enerji artış hızları da dünyada en fazlalardan biri. Ama eksik olan çok önemli bir şey var bence. Bütün konuşmalarımda altını çizerek ifade ediyorum. Evet, rüzgar bizim, güneş bizim, su bizim, jeotermal bizim ama aradaki teknoloji bizim değil. O teknolojiyi dünya kadar para vererek dışarıdan almak dışa bağımlılığımızı
kesinlikle engellemiyor. İstersen kaynağı dışarıdan satın al, istersen onun ara teknolojisini dışarıdan al, hiçbir şey değişmiyor. Dolayısıyla bizim ki bu konuda ciddi gelişmeler olduğunda biliyoruz. Örneğin Karapınar'daki GES projesinde yerli imalat yapılma şartının getirildiğini, onların başladığını da biliyoruz. Ama bana göre çok çok yavaş gidiyor bu iş. Mutlaka Türkiye'nin bir Çin bunun için çok güzel bir örnek olabilir. Çin ne yaptı? Çin dünyadaki sıralamasına yenilenebilir enerji konularında bakarsanız 8-10 yıl önce ta 5. 6. sıradaydı. Bugün dünyada bir numara. Hem güneşte hem rüzgarda gerek teknolojiyi geliştirmek, yerli teknolojiyi geliştirmek açısından gerekse onların kurarak ülkesinde yenilenebilir potansiyelin artırılması açısından bir numara. Düşünebiliyor musunuz? Yani sonradan biz buna late comer diyoruz. Hani treni kaçırıp da sonradan trene gelen o bütün Batı Avrupa ülkelerinde Almanya'sı çok önemliydi yıllardır, 200 senedir. Özellikle teknoloji konusundaki üstünlüğüne rağmen, Amerika'nın üstünlüğüne rağmen Çin bir 10 yıllık ciddi bir programlama yaparak dünyada bir numaralı ülke haline gelebiliyorsa biz de bunu gelmeliyiz, biz de bunu yapmalıyız. Yani ne yapmalıyız? Ar-Ge'mize önem vermeliyiz. Üniversitelerimizde ben bu TÜBİTAK'ın her konuda destek vermesini de eleştiriyorum aslında. Çok spesifik bazı konularda öyle siz bir teklif yazını falan da beklemeden araştırma yapılmalı. Bu yenilenebilir enerji teknolojilerinde kimin ne yaptığı çok net belli. Aslında şimdi artık gizli saklı hiçbir şey yok. Hocalarımızın ne yazdığı da çok belli. İşte Web of Science'a giriyorsunuz, 2 dakikada kaç makalesi var, nesi var, ne yapmış görüyorsunuz. Bunu belirli bir kurulun yapıp insanların ve bu araştırma merkezlerinin düzeyleri belirlenmeli ve onlara sipariş usulü sen şu parçasını 2 sene içinde geliştir, sen şu parçasını 3 sene içinde geliştir gibi siparişle gereken kaynağı da ayırarak belli konularda Ar-Ge yapmaya odaklanmalıyız. Bence en önemli konuların başında da yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konusunda yerli teknolojiyi geliştirmemiz lazım. Bakın ve her yerde verdiğim örneği burada da verip konuşmamı bitireyim. Kömür dünyada hocalarım da bahsettiler. James Watt İngiltere'den daha önce de var ama James Watt'ı esas alırsak kömürün en fazla kullanılmaya başladı. İşte 1760'lı yıllar filan başlandı. Bizde bu civarın en büyük kömür kaynağı bizdeydi biliyor musunuz? Bütün Balkanların, Orta Doğu'nun ve Kafkasların en büyük kömür kaynağı, o zaman bilinen kömür kaynağı, enerji kaynağı petrol olmadığı için bizde Zonguldak Havzası'ndaydı. Ama Zonguldak Havzası'nda 1848 yılında, yani 100 küsur yıl sonra ilk kömür bizde Zonguldak Havzası'nda üretilebildi. Bu kadar süre neden geç kaldık biz? Dediğim gibi gereken önemi vermemekle, gereken insan kaynağı yetiştirmemekle, bunu en önemli stratejik konularımızın başında yer almamakla. Peki petrole bakalım. Petrolde dünyada 1859 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu Albay Drake'in kuyusuyla başlatıyoruz. Açılmaya açıldı o endüstri ve Amerika bütün bu teknolojiyi geliştirmeye başladı. Bizde 1948'dir ilk petrolün bulunması. Ve onu da bir Amerikalı şirket çağırılarak şu anda bu shale gas dediğimiz sistemin yani frack operasyonunun yapılmasıyla üretilmiştir. Neden 100 sene biz bunu bekledik petrolü? Neden bunu kaçırdık? İşte artık bu yeni çağı bence kaçırmamalıyız. Hocalarım çok güzel, İlhan Hocam, Abdullah Bey, Bülent Bey gayet güzel yapılması gerekli olanları sıraladılar. Bu aslında aklın yolu birdir. Çok fazla bu konuda yapılması gerekenlerin çok fazla üzerinde kafa patlatılması da gerekmez. Yol haritaları belli. Road map'ler koyuyorlar biliyorsunuz. O yol haritalarında çok net belli. Bu yol haritalarında kendi ülkemizin çıkarlarını, şartlarını göz önüne alarak, bakın onun da altını çizeyim, dünyadaki bütün çözümler dünyada her ülke için geçerli değildir. Her ülkenin kendi koşulları, kendi ana dinamikleri vardır.
bir Almanya'nın dönüşümü için hazırladığı roadmap bizim için aynısı uygulanmayabilir, uygulanmamalıdır da. Örneğin bizim tek kaynağımız lignit ise, bu memlekette fosil yakıt olarak petrol ve gazımız çok sınırlı ise, o lignitleri de bir tarafa atarak tamam Tupac'a demeden, ondan da temiz enerji teknolojilerini, temiz kömür teknolojilerini kullanarak, azami ölçümde istifade ederek, bize uygun, yapımıza uygun yol haritalarını bir an önce belirleyip, altını çiziyorum, yerli üretim teknolojilerini geliştirerek bu işe hızlı bir şekilde girmemiz gerekir. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Süreyi daha etkin kullanmak adına çok hızlı bir şekilde Sayın Doktor Burhan Karaveli'ye geçeceğim. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı, enerji verimli bir Türkiye inşa edebilmek açısından nasıl bir resim çiziyor? Geçen son 5 yılda yapılanları ve 2022'den itibaren günlük yaşantımızda neler görebileceğimizden bahsedebilir misiniz Sayın Burhan Karaveli? Teşekkür ederim hocam. Volkan hocamın söylediğine destekleyecek şekilde başlayayım, sonra kendi konuma döneyim. 2017'de ilan edilen ve takip edilen Milli Enerji Maden Politikası'nın 3 temel sacayından biri de doğrudan Volkan hocamın söylediği gibi teknolojide ve kaynakta yerlileşmeyi öngördüğü için bundan sonra çalışmaları da onun üzerine ilerledi ve çok yakinen takip ediliyor. Talep edilen seviyede mi değil, potansiyel yansıtıyor mu değil ama çok kıymetli bir yol gittiğimizi görüyoruz oraya doğru. Kendi konumuza geçecek olursak Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bilimsel bilgi ve veri üzerinden politikalar oluşturmak, politikaları hedeflere evirmek, bu hedefleri de ölçülebilir kılmak gibi bir yol gidiyoruz. Bu anlamda bakanlığın, AB'nin de kullandığı modellemeleri Türkiye'ye evirerek, Türkiye özelinde yeni modeller geliştirerek 2050-2070'lere kadar Türkiye enerji sektörünü her türlü senaryoya doğru sınayabiliyor. Bu anlamda da çevresel kısıtları koyabiliyor ve durumu deneyebiliyor. Ulusal Enerji Verimli Eylem Planımızda bizim enerji verimliliği kapsamında takip ettiğimiz yol haritasını çizen yapı 2017-2023 arasını kapsıyor ve yola çıktığındaki temel hedefleri 2023 sonuna kadar 11 milyar dolar sektöre yatırım yapılması, bunun karşılığında da %14'lük birinci enerji arzında azaltım ve bu da 24 milyon ton eşdeğer petrol enerji talebinin azalmasına denk geliyordu ve 67 milyon ton sera gaz emisyonu da azaltılmasını sağlıyordu. Tabii 2033 yılına kadar kümülatif 30.2 milyar dolarlık bir tasarrufu öngören bir eylem planıydı. Ve eylem planı 6 sektörde 55 eylemi içermekte. Bu sektörler ulaştırmadan sanayiye, binalara, konutlara birçok alanı kapsıyor ve yakinen de takip ediliyor. Her yıl düzenli olarak verileri toplanıyor. Sonra üst düzey bir kurul toplanıp tartışarak ilerlemede geri kalan kısımlar varsa onların neler olduğunu tartışıyoruz. Geldiğimiz noktada 2017-2020 gerçekleşme rakamlarına bakacak olursak eylem planı kapsamında Türkiye'de enerji verimli sektörüne özel kamu 4.8 milyar dolar yatırım yaptı ve yıllık tasarrufu 1.2 milyar dolar. Bunun karşılığı 3.2 milyon ton eşdeğer petrol. Ve buradan oranladığımızda da enerji verimli yatırımları Türkiye'de eylem planı kapsamında 4 yılda kendini ödeyen ortalamalı yatırımlar ki birçoğu da aslında 2 yıl, 1-2 yılda kendini ödeyen quick win yatırımlar. Bu anlamda Türkiye'de enerji verimli yatırımı kadar cazip başka bir yatırım alanı olmaması bizi bu yöne çekmesi gerektiğini gösteriyor. Yine 2017-20 dönemine başka bakış açılarıyla göz attığımızda azaltılan, kaçınılan sera gaz emisyonu 10 milyon ton sera gazı karbondioksit eşleniği. İthalatta azaltılan 600 bin ton eşdeğer petrol ve 3.8 milyar metreküp doğalgaza denk geliyor. Diğer yandan da yaptığımız hesaplarla 11 bin ilave istihdam sağlanmış oluyor bu süreç içerisinde ve TÜİK hesaplamaları üzerinden yaptığımız hesapta da oluşturulan brüt katma değer 3.6 milyar dolar bugüne kadar. Bundan sonrasında da daha katlanarak artmasını diliyoruz. 2020 normalde bizim eylem planı kapsamında yıllık ortalama 1.1-1.2 milyar dolarlık yatırımlar görüyorduk. Pandemi 2020'de öncelikleri değiştirdiği için bazı şirketlerde yatırımlar 650 milyon dolarlara indi. Ama tekrar toparlanmaları görüyoruz ve önümüzdeki dönemde hedefe ulaşacak şekilde ilerleyeceğini görüyoruz. Eylem planı 2023'te sona erecek. Peki sonrası için de önümüzdeki senenin başından itibaren Türkiye'nin 2030 enerji verimli vizyonu çizmek üzere sahaya çıkıyoruz ve bütün paydaşlarla tek tek görüşerek olması gereken yolu tanımlıyor olacağız. Çünkü paydaşlar da değişti.
Usuller de değişti, teknolojiler de değişti. Örneğin konuşuluyor, enerji verimliliği kaynak bakış açısıyla davranış değişikliği kısmına baktığımızda, son kullanıcının kabul kısmına baktığımızda artık evlerimize kolayca bütün beyaz eşyaları ve ev aletlerini otomasyonla kontrol edebilen sistemler kurabiliyoruz. Ve bu da bizim insan boyutunu ortadan çıkararak, yani ev kışın 22 derecede korunacaksa otomasyon koruyor. Biz onu 23-24 yapmıyoruz ve buradan da tasarruflar elde ediyoruz. Bu demektir ki startuplarla oturup, hadi startuplar dijitalleşme çalışın, yazılım çalışın demek gerektiriyor. O yüzden biz önümüzdeki yıl boyunca tüm paydaşlarla, sanayi, akademi, enstitüler, uluslararası finansal kuruluşları, startuplar 2023 sonrasının senaryosunu yazıyor olacağız. Biraz geriye gittiğimizde, yani 2017'de öncesinde bir şey yok muydu diye baktığımızda, biz son 15 yılı, eylem planı öncesindeki 15 yılı enerji yoğunluğundaki değişim üzerinden hesaplıyoruz ve enerji yoğunluğundaki değişim sayesinde aslında biz 15 yıl içerisinde 31 milyon ton eşdeğer petrol birinci enerji talebini olumlu anlamda saptırmışız. Bu da bize 100 milyon ton sera gaz emisyonunu azaltmak anlamına gelmiş. Tabii ki ithalatı düşürmüşüz bu sayede ve çok kıymetli bir süreç işlenmiş olmuş. Önümüzdeki dönemde de bu şeyin ivmenin çok daha artarak ileri gitmesi gerektiğini biliyor ve bu anlamda da gelecek dönemde çalışmalar yapıyor olacağız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Profesör Doktor İlhan Kocaslan'a sorumu yönelteceğim. Şimdi biz bugün hidroelektrik santrallar, rüzgar santralleri ve güneş enerji santralleri üzerinde konuşuyoruz ağırlıklı olarak. Ama yakın gelecekte yenilenebilir enerjide kaynak çeşitliliği de gündemde. Dolayısıyla hangi kaynaklara doğru genişleyecek, hangi kaynakların yükseleceğini öngörüyorsunuz? Bir de sizin ulaşım üzerinde yaptığınız çalışmaları buldum. Milli trenin hayata geçirilme sürecinde büyük bir emeğiniz var. Dolayısıyla bu deneyimlerinizden yararlanarak enerji dönüşümünde işin ulaşım tarafını biraz konuşmak istiyorum. Düşük karbonlu ekonomiye geçişte ulaşım konusunda neler yapılmalı, nasıl bir yol haritasına ihtiyacımız var ve sürdürülebilir hareketliliği nasıl sağlayabiliriz? Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam aslında Volkan hocama teşekkür ediyorum. Benim de her zaman öğrencilerime Türkiye'ye döndüğümden bu tarafa söylediğim tek şey var. Bizim enerji kaynağı ihtiyacımız eksik değil. Bizim enerji dönüşüm teknolojileri alanındaki teknolojik üretimlerimiz, sanayi üretimlerimiz, Ar-Ge'miz eksik. Bu çok çok önemli bir kavram. Şimdi bu soru da aynı bu şekilde. Bizim gelecekte hangi enerji kaynaklarına ihtiyacımız var? Hangisi olursa olsun ilk önce bizim bu enerji dönüşüm teknolojileri alanında çok ciddi Ar-Ge çalışmaları yapmamız gerekmektedir. Bunun cevabı aslında İskender Hocam çok detaylı teknik olarak anlattı. Benim için gelecekteki enerji kaynağı olarak birincisi kesinlikle hidrojen enerjisidir. Bununla ilgili gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Yüzlerce kilometre hidrojen boru hatları inşa edilmiştir. Hidrojen, yenilenebilir enerji kaynakları, güneş, rüzgar, biyokitle, jeotermal, hidrolik ve hatta nükleer enerji kullanılarak elektroliz, termoliz, termokimyasal, fotokataliz gibi yöntemler ile üretilebilen ve depolanabilen temiz bir enerji kaynağıdır. Bunu dağıtılmış ve merkezi güç sistemlerinde, tüm mobilite araçlarında, çelik endüstrisinde, havacılık ve konut gibi tüm alanlarda kullanabilmek mümkündür. Hidrojen enerjisini stratejik alan olarak belirleyip çok hızlı bir şekilde bu alanda çalışmaların başlatılması gerektiğine inanıyorum. Bu ülkemiz için olmazsa olmaz bir konudur. Biz İTÜ Enerji Enstitüsü olarak bu alanda gerekli çalışmaları yapmaya başladık. İkincisi, hem hidrojen enerjisinin altlığı olarak hem de yine karbon salınımsız olması
hasebiyle küçük modüler nükleer reaktörler alanında çalışmaların başlaması gerekmektedir. Bunlar 10 megawatt ve 300 megawatt aralığında tasarlanan ve modüler olarak parçalar halinde fabrikalarda üretilen, talep doğrultusunda modül halinde taşınabilen ve kurulabilen tek modül ve birçok modül olarak birlikte çalışabilen mini nükleer reaktör sistemleridir. Bunlar, bu reaktörler artık dünyada kullanılmaya başlamıştır. Kesinlikle bunlar güvenlidir. Çünkü pasif güvenlik sistemlerine sahip olup, hatta kendiliğinden güvenli sistem özelliklerine sahip olarak tasarlanmaktadırlar. Kısacası riski yoktur. Ayrıca mikro küçük modüler nükleer reaktörler, ki bunlar yine 40 tondan hafif 6 veya 12 metre konteyner içine yerleştirilerek tren, kamyon, gemi ve uçaklar tarafından taşınabilecek şekilde boyutlandırılan, doğal olarak güvenli tasarıma sahip, tüm arıza senaryolarında kalp erimesinin fiziksel olarak imkansız olduğu pasif soğutma sistemlerine sahip reaktörlerdir. Bunların 10 megawatt altında olup özellikle enerji ihtiyacının karşılanmasının zor olduğu, şebekeye bağlı olmayan kırsal yerleşim yerlerinde, madencilik sahalarında, askeri üslerde ve afet bölgelerinde mobil olarak taşınıp hızlıca faaliyete geçirilebilecek özellikleri vardır. Ve bu tip reaktörlerdir bunlar. Ayrıca bizim bildiğiniz gibi 1960'lı yıllarda kurulan ilk enerji enstitümüzün, şu andaki enerji enstitümüzün adı Nükleer Enerji Enstitüsü'dür. 2000'li yıllarda bu isim değiştirilerek Enerji Enstitüsü adını almıştır. Nükleerden Enerji Enstitüsü'ne dönüşüm olmuştur. Ama her halükarda halen enstitümüzde Trigger Mark II nükleer reaktörümüz bulunmaktadır. Bu alanda da hem hocalarımız hem öğrencilerimiz gerekli testleri ve çalışmaları yapmaktadır. Şimdi hocam, ikinci sorunuza gelince, elbette bunu ülkemiz adına gururla söylememiz gerekiyor. TÜVESAŞ'ta, Sakarya'daki fabrikamızda ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli tren setini ürettik. Ve bu tür ülkemizde ilk oldu. Yani elektrikli ve milli treni %60 ilk prototipte gerçekleştirdik. %60 yerli ve milli olarak gerçekleştirdik. Ve bu seri üretimde %80 olacak şekilde de altyapısını kurduk. Aynı zamanda hızını 225 kilometreye çıkartacak tasarımı da, tasarım çalışmalarını da başlattık. Şu anda trenimiz çalışmaya hazır, beklemektedir. Bunu da söylediğiniz için, ayrıca bizim için ve ülkemiz için bir gurur vesilesi. Teşekkür ederim hocam. Bu soruyu aslında bir anlamda temiz enerji dönüşümünü anlatırken biraz önce cevap verdim. Yani ulaşım sektöründeki temiz enerji dönüşümü nasıl olmalıdır? Belki eksik olan bazı konuları burada tamamlamak isterim. Hocam, dünyada karbon ayak izinin %30'a yakın payı ulaşım sektöründen kaynaklanmaktadır. Bunun için hem ülkemizde hem dünyada demiryolu sistemlerinde büyük ölçüde elektrifikasyon çalışmaları yapılmaktadır. Aynı çalışmalar bizim demiryollarımızda da yapılmaktadır. Şu anda demiryollarımızın yaklaşık %50'si, ki 13 bin kilometre demiryolumuz aktif faaliyette, bunun 6 bin kilometre civarında bir kısmı elektrifikasyon hattına kavuşturulmuştur. Aynı zamanda bildiğiniz gibi ülkemizde elektrikli araçların üretim sürecinde de ciddi yol alınmıştır. Ama ben burada şunu vurgulamak istiyorum.
Kesinlikle burada bilinmesi gereken çok önemli bir konu vardır. Tek başına elektrikli araçlara geçiş, tek başına demiryolu sektöründe elektrovokasyona yani elektrikli trenlere geçiş hiçbir şey ifade etmemektedir. Çünkü bu konuyu değerlendirirken enerjinin kaynaktan tekere sürecine bir bütün halinde bakmak gerekmektedir. Yani fosil yakıtlardan üretilmiş elektrik enerjisinin örneğin elektrikli araçlarda kullanılması sürecini incelediğimizde karbon salımı içten yanmalı motorlardan daha fazla olabilmektedir. Şöyle ki batarya üretim süreci ciddi bir karbon salımı gerektirmektedir. Ki artı geri dönüşümü. Artı kullanılan elektriğin enerjisinin üretim sürecindeki toplam karbon salımı ikisi birlikte topladığımız zaman içten yanmalı araçların karbon salınımından daha fazla olabilmektedir. Bunun için elektrikli araçlar ne yazık ki yalnız yenilenebilir enerji veya nükleer enerji ile enerjisini üreten ülkelerde daha caziptir. Örneğin Fransa ve İspanya gibi. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde ayrıca hidrojen enerjisiyle ilgili demiryolu sistemleri üzerine çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin bundan 3 yıl önce Avrupa Birliği projesi kapsamında hidrojenle çalışan bir yolcu treni devreye alınmıştır. Biz de elektrikli milli treni çalıştığımız süreçte aynı hızla böyle bir projeyi başlatmıştık. Umarım aynı şekilde, aynı hızla devam ettirilir. Asıl hedef burada daha fazla kişiye daha az araçla taşımak olmalıdır. Yani Bülent Bey'in söylediği gibi pratikten çok güzel bir örnekler verdi kendisi. Teşekkür ederim. Kısa toplu taşıma cazip hale getirilmeli. Kısa mesafelerde bisiklet kullanılması yaygınlaştırılmalı. Elektrikli toplu taşıma daha etkin ve erişilebilir hale getirilmeli. Binek araçlarda biyoyakıt teşvik edilmeli. Durağan otomobiller ve işte büyük araçlar enerji depolama için kullanılmalıdır. Biz bildiğiniz gibi veya belki de daha duyulmadı bu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İleri Araç Teknolojileri Merkezi kurduk. Bu İleri Araç Teknolojileri Merkezimizde özellikle ulaşım araçlarının hepsi dahil binek araçlar, demiryolu araçları. Kullanmak açısından biraz hızla toparlayabilir miyiz? Tabii hocam son cümlem. Bu merkezimizde bütün araçların enerji dönüşüm teknolojileri üzerine ileri seviyede araştırmalar yapacağız ve bu alanda da umuyorum çok ciddi ticari olacak patentler üretilecektir. Ben hepinize tekrar Sayın Hocam teşekkür ederim. Saygı ve selamlarım. Ben teşekkür ederim. Şimdi uluslararası araştırmalara baktığımız zaman özellikle bu enerji geçişinde 2030 ve 2050 ya da 2030 sonrası 2060 çalışmaları da var. Elektrik üretiminde kömürün payının azaltılacağı söyleniyor uluslararası literatürde. Biz Türkiye'ye döndüğümüzde her ne kadar kalite sorunu olsa da elektrik üretiminde payı %34 olan büyük kömür rezervlerimiz var. Sayın Bülent Şen, sizce düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde Türkiye kömür konusunda nasıl bir yol izlemeli? Bu uluslararası literatürden alınan bilgileri göz önüne alıp kendi rezervlerimizi de düşünürsek. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım. Zaten panelin son koşmuşu olarak herhalde benden sonra bitecek. Ben de çok uzatmayayım. Biz şimdi benim bir diğer bir şapkam Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkanıyım. Genel Başkan Yardımcısıyım. Orada biz 2000 biliyorsunuz her sene bir Ar-Ge İnovasyon Zirvesi yapıyoruz. Bu bizim sonuç raporumuz. Orada gelen bütün panelistler, bütün konuşmacıların konuşmalarını alıyoruz ve burada bir sonuç raporu bütün kamuya gönderiyoruz. Bakın 2 yıl önce
bilmiyorum gözüküyor mu gözükmüyor ama biz Mimar Mühendisler Grubu olarak bu panelin biz moderatörü bendim. Burada yerli yenilikçi arzında kömürün rolünü tartıştık. Yani burada çok değerli uzmanlarımızı çağırdık. TKİ'den, EÜH'den biliyorsunuz. Burada amacımız şuydu. Yani demin size söyledim, çok da uzatmayacağım ama enerji baktığınızda işte ben dünya evrensel enerji formuna baktım. Son 10 yıldaki global risklere baktığımda etkisi en yüksek 5 tane risk var. Birincisi ne biliyor musunuz? İklim değişikliği, su, çevre, doğal felaketler ve ekonomik riskler. Yani baktığınızda enerji de bu işin bir parçası. Artık şunu görüyoruz dikkat ederseniz. Ben ilk defa bir yazımda da yazdım. Artık enerji ve güvenlik ilk defa bir arada. Yani hani ulusal bir sorun haline geliyor dünyada ve Türkiye'de. Yani enerji eşittir ulusal güvenlik sorunu. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani sonuçta artık gelişmişlik, rekabet, ayakta durabilme artık enerjinin bağımsızlığından ortaya çıkan bir şey. Ve şuna da baktığımızda kimse de bunu birlikte paylaşalım, ülkeler olarak söylüyorum, birlikte paylaşalım demiyorlar. Türkiye'nin ben kömür şeyine bakarken, değil mi? Hocam da bahsetti ama çok kısa söyleyeceğim. Enerji havzası şeyinde 1820'lerde bir keşifle Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve sonrası devlet ticaret yapmamalıdır diye Galatalı sarraflara kiraya veriliyor burası. Galatalı sarraflar burayı işletiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Zonguldak kömür havzasının yönetimi ve üretimi tamamen Almanların elinde. Daha sonra bu Almanların elinden Fransız işgaline geçiyor. 1930'lu yıllarda biz bunları ekonomik bağımsız olarak kendimize alıyoruz. Şimdi demin de bahsettim. Peki baktığımızda hani küreselleşme sona eriyor, enerji yeni üretim modelleri çıkacak, arz talep dengeleri değişecek mi? Ben COVID-19'dan sonra dünyanın çok farklı bir noktaya geldiğine inananlardayım. Son yazılarım çoğunda COVID-19'a özellikle refer ediyorum. Niye? COVID-19'dan sonra şunu görüyoruz biz. Dünya herkes kendi ülkesini kurtarma derdinde. Kimse hani bir cisim yaklaşıyor dedim ya az önce bir önceki konuşmamda. Hani kimse şeye bakmıyor ya karbon salımı küresel bilmem ne. Herkes bir kendi yerli kaynağına ulaşmaya çalışıyor ve yerli kaynağına enerji üretmeye çalışıyor. Baktığımızda mesela ben şuna baktım. Dünyadan enerjide kömür üretimin %65 arttığını görüyoruz. 2000'li yılların 2019'a kadar. Ve son bu pandemiden sonra herkes kendi kaynağına hızlı bir şekilde yöneliyor. Türkiye'de de ciddi bir tabii demin de bahsettiniz bir kömür kaynağımız da var. Daha çok bir kaynağımız var. Ben son şeye baktım. Üretim kapasitelerine baktığımda Türkiye'nin limitten 10 bin megawattlık bir üretim kapasitemiz var. Yani yaklaşık üretim kurulu gücünün %10.2'si, ithal kömürü 9 bin megawattı. Yani bizim artık dünyada ve bizde artık kendi yerli kaynaklarımız, yenilenebilir enerji olabilir, kömür olabilir. Tabii burada asıl mesele şu, bizim o şeyde kullandığımız şey bu. Mesele şu, ben onu da şey yapayım. Kömürü uygun yakma ve gazlaştırma teknolojisi seçimi yüksek verimlilik. Önemli olan bu aslında. Yani uygun şekilde yakabilip, gazlaştırıp, uygun bir şekilde sisteme sokuyorsanız, uygun argelerle. Bizim zaten bu panelde de konuştuğumuz konu buydu. Türkiye'de baktığımızda kömür, dünyanın ters bir oranımız var. Türkiye'de kömür açısından %90'ı lignit, %10'u kömür. Dünyada bu 70'e 30. Yani bizim kendi kaynaklarımız, demin bir hocam da bahsetti. Kendi kaynaklarımızı hakikaten zamana uygun şekilde filtrelerle temiz ve güvenli kullanmak zorundayız. Bir yeni arge projeleriyle farklı şekilde bunları sisteme sokmamız lazım. Ve bizim kömüre de ihtiyacımız var. Dünyada da bu şekilde. Yani bizim bir not vardı, onu bulmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi ben şunu da söyleyeyim, çok uzatmayayım. Baktığımızda dünyada kömür birinci enerji arzlarında hakikaten Dünya Enerji Ajansı rakamlarına göre söylüyorum. %28'lik bir oranı var. Hala kömürden kimse vazgeçmiyor. Ve son 40 yılda kömürün üretimi yaklaşık 2 kat artmış. Yani dünya ve Türkiye'de buna Avrupa ülkeleri dahil kendi kaynaklarını sisteme sokup enerji ihtiyaçlarını karşılamak durumda. Son döneme de bakarsak özellikle az önce haberlerde de geçti. İşte Avrupa'da, Türkiye'de, dünyada fosil yakıtlara talep artıyor, fiyatlar artıyor. Petrol ve doğalgaz fiyatları, kömür fiyatları yukarı doğru. Emtia fiyatları yukarı doğru hızla çıkıyor. Kömür de bunlardan biri. Gaz fiyatlarına bakıyoruz. Ortalama 200-250 dolardan şu anda inanılmaz rakamlara doğru çıkıyor. Az önce gördüm İngiltere'de tedarikçiler batma aşamasında. Onlar da bir sıkıntı olursa sistemi nasıl etkileyecek? Yani dünyada özellikle emtia fiyatları, fosil yakıtlara talep ve kendi kaynaklarını güvenilir, sürdürülebilir ve temiz kullanma noktasında herkesin bir çabası var. Çin'de, Hindistan'da rakamların hızla arttığını görüyoruz. Yani Türkiye'de yenilenebilir enerjiyi bir şekilde sisteme sokuyor.
Ama fosil yakıtlar, özellikle kömür, doğalgaz gibi biliyorsunuz geçen sene hani ben piyasada biri olarak söyleyeyim. Kurak geçişten dolayı HES'lerimizdeki üretim ona inanılmaz düştü. Hatta bir ara doğalgazdan enerji üretimi %6'lardan şu anda %20'lere, 22'lere çıktı. Son rakamda söyleyeyim size, evet, %26'ya çıkmış. Yani bizim fosil yakıtlar, hele kendi ülkemizde olan, bir de İslam'a da bir katkısı var. Aynı oranım. Şöyle bakarsanız ben şöyle bir rakam söyleyeceğim. 1 megawattlık doğalgaz çevrim santralinde 1 megawatt için konuşuyorum. İnsan kaynağı kömür, eğer 1 megawattlık kömür olursa, ya 1 megawattlık kömürde 10 katı daha fazla istihdam oluyor. Yani şey rakamlarına baktım, çok uzatmayayım ben. Türkiye için konuşuyorum. 2020'de 89 milyon ton yerli kömür üretimi ekonomiye kazandırmış, yaklaşık 7 milyar TL'lik bir katkı var. Son 5 yılda da Türkiye'de 450 milyon ton kömür gün ışığına çıkartılmış ve yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye istihdam yaratıyor kömür. Yani bizim vazgeçme şansımız yok. Tabii bunu ülkemizin çevresine ve uygun bir şekilde yakma teknolojileri, temiz yakma teknolojileri kullanmamız da gerekiyor. Türkiye'nin kendi enerji ihtiyacı gelişmekte olan bir ülke, enerji ihtiyacı hakikaten gün be gün artıyor. Özellikle Covid'den sonra sanayinin hareketlenmesi, ihracatın hareketlenmesi, biliyorsunuz ilk defa ihracatta 200 milyar doların üzerine çıktık. Bu bizim olmazsa olmazımız enerji. Özellikle enerji yoğunluklu, demir çelik ve tabii çimento sektörü de var bu işin içinde. Yani vakit olsa daha çok konuşmak isterim ama hakikaten bayağı da uzadı. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben tüm panelistlerimize teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmanın başında söylemiştim aslında. Literatüre veya dünya genelinde baktığımızda birçok ülke farklı teknolojiler kullanarak enerji sistemlerini karbonsuzlaştıracak planlarını 2050 için, 2060 için hazırlamış gibi görünüyor. Bu anlamda baktığımızda sanki Türkiye'de hala böyle uzun vadeli hedefler belirlenmemiş gibi görünse de ben kendi adıma bu konuda yapılan bütün ARGE çalışmalarının, bütün çabaların, bütün girişimlerin, yapılan toplantıların çok verimli, çok değerli olduğuna inanıyorum. Hem bilginin paylaşılması açısından hem de doğru uzun vadeli kararların alınması açısından fikir vereceğine, yol gösterici olacağına inanıyorum. Bu anlamda dinleyiciler için, izleyiciler için de panelimizin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Ben kendi adıma çok güzel bilgiler edindim. Hepinize paylaşımlarınız için teşekkür ediyorum. Türk Gaz Medya'ya da böyle bir paneli düzenlediği için ayrıca teşekkür ederim.